Herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar. Bugün günlerden pazartesi. Biz hemen çıkmamız lazım bir 15-20 dakikaya. Değil mi oğluşum? Çünkü bugün oğlumun doktor randevusu var teyzeleri. En son gerçekten yazın gitmiştik. Yani o kadar falan geçtik üstünden. Ve en son da aşı içinde. Yani hiç kontrol falan olmadı. Bu sefer de bayağı birikmiş sorularım var. O yüzden seviniyorum açıkçası. İşte saat 2'de randevumuz. Oğlumu giydirdim, mamasını da içirdim, altını da açtım, o hazır. Şimdi ben hemen bir saçlarını bağlayacağım. Sen anneye bakıyorsun ama öyle, anne seni yemeden duramaz ki şimdi. Benim hasta kuşum ya. Benim hasta kuşum ya. Minnak. Dün misafirim vardı biliyorsunuz ki. Ve mutfağımda hala o kadar çok yapması gereken iş var ki makinem boşaltılacak ve tatlı tabaklar falan, dün pasta falan yedik, onları yetiştireceğim. Ama dün gerçekten hiçbir şey yapmadım arkadaşlar, o kadar bitkindim ki. Zaten Zeyd Mirza'da hani uyumadığı için o uyuduğu zaman da değerlendirmek istedim, ben de yatmaya gittim. Değil mi bir tanem, biz uyuduk seninle, bin kere uyansak da yine uyuduk bir şekil. Allah'ım ya. Vallahi insan evlatlarına bile böyle hani kızamıyor. Öyle değişik bir duygu ki. Yeter ki onlar iyi olsunlar ya. Vallahi çok üzülüyorum onun için. Nefes alamadığı için. Hani burun için şeyimiz de var. Neyi yapacaktım ya? Burun için böyle fısfısımız var. Değil mi? Burun deliklerini açılsın diye, ama pek fayda etmiyor. O yüzden bugün büyük ihtimalle Akif'le şey yapacağız. Türkçesi ne olabilir acaba? Tam bilmiyorum ama böyle tuzlu su burnuna sıkıyorsunuz. Yani bana bir şıranga lazım. Şıranga mı deniliyor şpritzeye? Aynen, şıranga lazım, onu yapacağım. O çok öneriliyor zaten. Bir doktoruma da soracağım tabii onu öncesinden. Eminim o da aynısını söyler. Çünkü burnu gerçekten tıkalı. Bayağı tıkalı. Hani hep temizliyorum ama yine aynısı oluyor. O yüzden... onu yapacağız. Değil mi minik kuşum? Anne taç getirsin kendine. Çünkü şuradaki saçlar var ya. Çok kötü, çok. Herhalde böyle mi düştün? Bir bakmak lazım. Değil mi oğluşum? Hemen geliyor anne. Hemen geliyorum. Şöyle iki tane var aslında da. Ama şimdi çok kabarık duracak kafamda, dışarıda herkes bana bakar şimdi. Sana takalım, gel. Göster teyzeleri, çabuk, çabuk. Teyzeleri nasıl olmuş sizce? He? Neyse, oyalanmayalım. Böyle gideyim ya, ne olacak sanki? Ne olacak, ne olacak? Değil mi oğlum? Evet kızlar, biz apar topar çıktık evden. Çünkü geç kalıyorduk yoksa. Ama yetiştik çok şükür. Şimdi indik trenden. Ve doktora gideceğim. 5 dakika falan yürüyeceğim. 3-4 dakika diyelim. Zeyd Mirza'nın öbür pusetçi arabadaydı. O yüzden evde olan buydu yani. Mecbur bunu kullandım. Diğerini de çünkü kellayı kaldırmıştık. Hemen acile acile var ya, nefes nefesiyim şu an. Ama boşuna stres yaptım çünkü geçtik zaten. Bir de hani saat 2'de randevu diyorlar ama ta saat ne bileyim kaçta alır artık. Umarım dur çok ya. Bekletmez çünkü her seferinde aşırı verdi de çok bekletiyor insan. Sanırım tüm doktorlar böyle, hem çocuk doktorları hem de şey kadın doktorları. Zeyd Mirza da uykusu geliyor. Keşke biraz uyusaydı ya. Şimdi orada uyusun olur. Kesin uykusunu almadığı için. Kızlar doktordan çıktık. Şimdi Mila'ya geldim. Birkaç bir şey bakacağım. Çok şükür her şey yolunda. Eve gidince zaten detaylı konuşurum. Şöyle bir fırça seti aldım. Real Techniques'ten. 20 aradan 10 araya düşmüş. O yüzden aldım. Hem de zaten yeni aldık fırçalarına falan ihtiyacım vardı. Böyle alayım dedim. Bu arada Zeyd Mirza uyuyor. Şu da çok hafif. Şöyle koyayım.
Bir de Ada alacağım. Ada için geldim zaten. Onun dışında bir şey lazım mı bilmiyorum. Ama her yer böyle yılbaşı dekoru. Baksam da çok güzel durmuyor mu ya? Gerçekten aşırı hoşuma gidiyor. Evet, Ada alalım. Kullandığım Ada. Aslında ben DM'den alıyorum da buradakini de kullanıyorum yani. Geçenlerde ama yanlış bir tane aldım ve hiç kullanamadım. Bunu almıştım galiba. Çok kötü. Ama doğru olan bu. Bakın. Aynen. Ama bu açık. Şunu alacağım. Şunu bir tane alacağım. Fiyatı 3.90'lık. Şöyle. Başka da bir ihtiyacım yoksa öyle bakınacağım sadece. Ay, aslında makyaj çantası da fena olmazdı. Bu çok güzel. Ama çok ağır bir şey galiba. Bakın yani ağır değil de hani çok yer kaplayan bir şey. Hani bavula falan koysam. Ama güzeller. Şöyle. Evde aslında bir tane var. Aynı şunun şeklinde. Onu kullanıyorum genelde. Buradakiler de tatlıymış ama. Evet. Burada tatlıymış. Arkadaşlar biz eve geleli bayağı oluyor. Akif de işten geldi bu arada. Size hemen aldıklarımı göstereyim. Pek bir şey almadım zaten. Şöyle Zeyd Mirza'ya Pampers aldım. 5 numara çünkü 4 numara artık küçük geliyor. Evde de zaten 4 numara bitmek üzere. Onlar bitsin hemen bunu açacağım. Şöyle zaten 11 kilodan itibaren yani kullanabiliriz. Ondan sonra şöyle eczaneden Benaten kremi aldım. Hani pişik için falan. Ondan sonracığıma böyle bir şampuan aldım kendime. Bunu artık bu aralar taktım yani. Çok güzel kokuyor ve saçlar çok güzel yapıyor. Bunu kullanıyorum. Ondan sonra bunu aldım. Bilmiyorum gösterdim mi size dükkanda ama 20 eurodan kaça düşmüştü? 10 euroya düşmüştü. Şöyle Real Techniques'ten fırçaları var işte. Süngeri var, makyaj süngeri. Ondan sonra şöyle Ada aldım. Bunu Zeyd Mirza'ya aldım. Hatta bir açayım deneyelim. Hani sevecek mi? Bir kere almıştım kurabiye ama böyle çok küçük olduğu için korktum eline vermeyi. Hani sadece bir iki defa yedi. Onun dışında uzun almak istedim. İnşallah böyle resimdeki gibi büyük çıkar. Çünkü elinde güzel tutabilsin istiyorum. Şöyle aldım. Ondan sonra da iki tane ip aldım şöyle. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz ama Paris'e giderken de almıştım. Gerçekten hiçbirini yemedi orada. Yani hepsinin kapağı açıldı. Mecbur çöpe atmak zorunda kaldım. Bu sefer yine aldım bilmiyorum ama yine deneyeceğim de şimdi evdeyken tabii açmayacağım. Bir yere gidince denerim. Şöyle elmalı işte. Sebzeli karışık. Burada da tatlı patatesi falan. Evde tatlı patatesi çok seviyor. Belki bunu da sever. Yani küçük Müller alışverişim de bu şekildeydi. Şimdi bunu bir açalım. Zeyd Mirza'ya verelim ve tepkisine bakalım. Bak oğlum. Heyecanlandın mı? Allah'ım heyecanlanma ölürüm. Al anneciğim. Alabilirsin. Anneciğim heyecandan titriyorsun resmen. Al. Ölem sana ben. Ölem sana. Anneciğim ama öyle hepsini ağzına sokma tamam mı? Anne korkuyor gerçekten. Yüreği ağzımda izliyorum her defasında. Hey. Minnak bebe. Bibi. Güzel mi? Evet arkadaşlar ilk parçayı giyindim. Şöyle bir örgülü kazak, böyle bir bej kahverengi tonu var. Böyle kolları balon gidiyor. Çok beğendim gerçekten. Çok güzel duruyor. Tabii kamerada şu an nasıl yansıyor bilmiyorum ama kumaşını da beğendim. Güzel yani. Böyle bayağı dökümlü duruyor. Burası da böyle dar gidiyor. Benden onay aldı. Şimdi diğer parçamıza geçelim. Zaten pek bir şey yok. Sadece 1, 2, 3... 4. Aynen 4 parça. 4 parça mı? Herhalde 4 parça. Neyse. Diğerine geçelim. Evet. Bu da ikinci kazak arkadaşlar. Bu da aynı balon kollu. Normalde bu... Burada lekesi mi var?
Ha, ışıktan öyle duruyor galiba. Normalde bunun bir eteği vardı. Yani ikili takım olarak genelde satılıyor. Yani sayfada öyle var. Ben de eteği sipariş etmiştim. Sonra mesaj geldi ve etek stokta yok dendi. O yüzden maalesef sadece kaza geldi. Ama eteği gelince onu da alacağım. Çünkü rengi falan gerçekten çok güzel. Çok yumuşak kumaşı var. Aldıklarım bu arada Naked'den yani. Belki birçoğunuz biliyorsunuzdur. İndirim kodu Black Week. Yani bu tüm sayfaya, herkese özel bir kod. Yani kullanabilirsiniz eğer isterseniz. Onu da söyleyeyim. Bayağı güzel. Şimdi sadece bir çekedim ve bir body'm kaldı. Hemen onları da göstereyim. Kızlar, bu çekede bayıldım. O kadar kalın ki, yani bu kadar kalın olacağını tahmin etmezdim. Ve çok ağır yani. Çok güzel bir kumaşı var. Tam kışlık. Şöyle kemerle bağlanıyor. Tabii. Açık da giyebilirsiniz. Bu arada altındaki body'yi de aldım. Onu da göstereyim. Bayağı beğendim ya. Hem de en sevdiğim tonlar zaten. Şöyle. Bu arada Espe'den aldım. Şu altında da şöyle bir body var. Yeşil renkte. Bayağı tatlı duruyor burası böyle. Bunu da çok sevdim. Şöyle göstereyim. Bayağı tatlı. Bunu da çok sevdim. Oluşum. Anneciğim. Seni yerim, yerim, yerim. Seni yerim, yerim, yerim. Bak baban öyle. Bak baban öyle. Arkadaşlar şu an saat 8:30. En son kıyafet gösteriyordum. Ondan sonra zaten Akif eve gelmişti zaten. Hemen etrafı toparladım, bir şeyler atıştırdık. Zeyd Mirza da şu an uyuyor. Kurabiye falan yedirmiştik. Biraz üstünü batırdı. Banyo ettirdik. Ondan sonra uyuttum daha demin. Bir 15 dakika falan oluyor. Biraz yine huysuzlaştı. Ağladı falan ama sonra uyudu. Çünkü zaten çok uykusuz. Dediğim gibi o şimdi uyuyor. Bu arada doktora gittim geldim. Hiç bahsetmedim ne konuştuğumuza. Hani önemli bir şey yok dedi doktor. Hani üşütmüş normal. Bir şey de kullanmamı söylemedi. Sadece dedi eğer burun spreyin varsa burun spreyi sadece kullan dedi. Ben dedim zaten kullanıyorum, evde var dedim. Onun dışında ne hakkında, ha, bir şeyler ben sordum yani kendiliğimde merak ettiğim bir şeyler burnuyla ilgili falan. Çünkü böyle nasıl diyeyim, belki siz de fark etmişsinizdir. Tabii şu an grip ama grip olmadığı zamanlarda burnundan böyle sesler geliyor. Böyle sanki nefes almakta zorlanıyor gibime geliyor yani. Böyle gripmiş gibi nefes alıyor. Oysa ki hani grip değil. Tabii şimdi grip, o yüzden öyle nefes alıyor ama onun öncesinden de hep öyleydi. O yüzden dedim acaba burnunda et falan mı var? Hani olabilir, bilmiyorum. O yüzden sordum. Hani tabii burnunu kontrol etmedi direkt. Sonuçta çocuk doktoru sadece ve dedi ki bebeklerde normal dedi. Bilmiyorum, benim için yine pek rahat değil. Belki özel burun yerine götürürüm. Bir röntgen falan çekerler en azından. Çünkü gerçekten doğduğundan beri böyle burnunda böyle hışırtılı sesler geliyor. Böyle böyle kusura bakmayın ama umarım anlatabiliyorumdur. İşte onu sordum. Önemli bir şey yok dedi de ama bakmadan tabii o da bilemez. Neyse. Öyle işte. Sonra Müller gittim, eve geldim. Birkaç bir şey almıştım, onları gösterdim. Çoğunu kaldırdım. Şurada da birkaç bir şey kaldı. Onları da şimdi kaldıracağım. Banyoya gidecekleri götürdüm. Bu benim odama. Bu nereye koyayım? Ha, şu şeye koyayım. Sebebi koyayım Zeyd Mirza. Bunu da henüz açmayacağım. Çünkü dolabında daha 4 numaralar var. Öyle. Ben de bu tipleyim gördüğünüz gibi. Bir tarzan gibi dolanıyorum evin içinde. Bir böyle dolanıyorum, anlamadım. Yani bu ev gerçekten bir sıcak bir soğuk arkadaşlar. Neyse, şimdi ben ne yapacağım? Bir planım yok aslında. Yapacak bir işim de yok. Zaten olsa da yapmazdım bu saatten sonra. Çünkü genelde bu saatlerde keyif saati yapıyorum. Televizyon açacağım. Camdaki kıza sabah başladım ama bitiremedim. Mutlaka onu bitireceğim. Ondan sonra bakayım ne çıkmış ne çıkmamış. Ona göre izleriz artık. Böyle. Ve tabii yeni süsme de bir yer bulmam lazım. Şu bir çekeyim. Her yerde şu an bir şey var da güzel bir yer bulacağım buraya, buna. Bilmiyorum ne yapsam. Aslında televizyon oraya olur, evet. Sizce şuraya mı koysam? Aynen. Çünkü bu tarafta onlar var. Bu zaten çirkin. Yani çirkin değil de
Çok kullandım. Şu an gerçekten hiç bilmiyorum nasıl bir şey yapabilirim. Ama deneyip göreceğiz. I don't know yani. Siz ne diyorsunuz? Ya da şu tarafa mı alsam? Ama burada kalabalık ki. Ah, çok zor arkadaşlar, çok zor. Ay neyse, şimdilik kalsın. Şimdi hiç uğraşamayacağız. Bu arada şu duvarım zaten bomboş. Buraya dün arkadaşım da dedi bir şeyler yap diye. Zaten hani aklımda var. Normalde de yani aylardır aslında yapmak istiyoruz ama bir yapamadık. O yüzden de ev turunu fark ettiyseniz daha çekmedim. Burayı bitireyim, söz çekeceğim. Şöyle lamba almıştık West Wing'den. O kadar güzel bir lamba ki, salkan bir lamba. Ama Akif dedi buraya takılmıyor. Yani bilmiyorum. Takamayacağım onu. Bu duvara da bir şey düşündüm. Önce dedim acaba bej renkte, sadece bej renge mi boyasam, bir şeyler asarım. Sonra dedim duvar kağıdı mı yapsam, yani aklıma o kadar çok şey geldi ki, veya rafta çakabilirim. Henüz düşünme aşamasındayım. Hani biraz renk gelse aslında iyi olur. Bu tarafta şöyle resimler var. Siz ne diyorsunuz? Sizce burayı boyayayım mı? Yani Akif'e boyatayım mı? Tabii o zahmete tekrar girer mi bilmiyorum ama sorarız. Ya boyayacağım ya duvar kağıdı. Ya, duvar kağıdından emin değilim aslında ya, bilmiyorum. Ya da raf. Lütfen yorumlara yazın. Yorumlarınızı bekliyorum. Ve buraya da bir şey sipariş verdim böyle. Tiş için. Masa için loyfa. Onun içine süslerimi güzelce koyacağım. Düzenleyeceğim. Öyle. O zaman yorumlarınızı yazın buraya kızlar. Ben de artık burada videomu kapatayım. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ve bir dahaki videolarımda inşallah görüşmek üzere. Bay bay.